şimdiye kadarki en zor seçim var. 10 seçim. Kişilik testi. Lan videoymuş bu. O bazıları video, bazıları test. Ya bunlar bak. Zor olmuyor değil mi? Ya baba bunlar bizim işimiz ya. Evet arkadaşlar. Hayatınızda cevap vermeniz gereken en zor 10 soru ile karşınızdayız. Hadi sor lan. Hayatımız boyunca sürekli olarak bir sürü önemli seçim yapmak zorunda kalırız. Mesela hangi üniversiteye başvurmalıyım? Ülkenin diğer ucundaki daha yüksek maaşlı işi acaba kabul etmeli miyim? En çok kırmızı şekerlemeleri mi, mavi şekerlemeleri mi seviyorum? Kararlarımız sadece geleceğimizi belirlemekle kalmaz, aynı zamanda kim olduğumuzu anlamamızı sağlar ve kişiliğimizi şekillendirir. Tamam uzatma hadi. Bu videomuzda olumlu bak olarak size aralarından seçim yapmanız gereken 10 tane soru soruyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Videonun sonundaysa nasıl bir insan olduğunuzu anlatacağız. Şerefsiz çıkarmışsın. Her sorunun yalnızca 2 olası yanıtı var. Yani A ile B seçeneği arasında bir seçim yapmanız gerekiyor. Evet biliyorum çok zor. Evet. Testi yaptığınız sırada kaçar tane A veya B seçtiğinizi not edin. Aklımızda tutarız aklımızda abi ya. Ben tutamam sen tutamam. Sonuçlarınızı öğrenmek için videonun sonunda bunların toplamına ihtiyacınız olacak. Biz açıklama yapmadan önce her soru hakkında düşünmek için sadece 5 saniye. Ama bak vereceğim. Bu şerefsizlik işte ya. Bu 5 saniye düşünerek cevap verecek şeyler değil ki bunlar. Çok uzun düşünmeyin ve içgüdülerinizle hareket edin. Tamam. En doğru sonuçlara bu şekilde ulaşacaksınız. İçgüdü. Hadi başlıyoruz. Biz durdururuz bir dakika. Durdururuz. Biz bunu 5 saniye değil de 30 saniye yapalım. Ne derdiniz? A. Çevrenizdeki en zeki kişi olmayı mı? Yoksa B. En çekici kişi olmayı mı? A. Ben de A diyorum ya. En zeki kişi olmayı seçerim. Zaten çekiciyim. Ben salağım aslında falan dermişim. A şıkkını seçmeniz, başkalarının ne düşündüğünü gerçekten umursamadığınız ve kendi başınıza gayet iyi durumda olduğunuz anlamına gelir. Çekici olmayı tercih ediyorsanız diğer insanların fikirleri sizin aynen için önemli demek. İyi iyi A iyi. A iyi baba. B diyenler kimlerdi? Patates onlar. Hadi bakayım naş. Naş. 9. Hangisini tercih ederdiniz? A. Her zaman doğruyu söylemek zorunda kalmayı mı? Yoksa B. Her zaman yalan söylemek. Her zaman nasıl değil. Bir şey ya. A amına koyayım. Her zaman doğruyu söylemek zorunda. Ama bir dakika bir dur abi. Dur. Şimdi... Her zaman doğruyu söylemek de çok sıkıntılı bazı şeyler. Ama yalan söylemekten ama daha iyi değil mi baba? Her zaman yalan söylemek de çok sıkıntılı. Burada yalnız kalırsın ama dürüst olarak ölürsün. Burada nasıl şerefsiz kalırsın evet yani. Her zaman yalan yerine başka bir şey deseydi onu seçebilirdi evet, biraz ama kırpsaydı onu hepimiz yalan söylüyoruz. Hepimiz beyaz yalan yapıyoruz ama ya ne bileyim bana sanki A daha... A'yı seçeceğim ben ya. Yapacak bir şey yok. A daha mantıklı. Anana söverler ama en azından dürüst derler yani. Bu gerçekten zor bir seçim. Ya evet, hiç yalan söyleyemiyorsunuz ya da asla gerçeği söyleyemiyorsunuz. Arası zaten yani. Yalanlar yerine gerçeği seçmiş olmalı. Sosyal hayatımızda. Özverili bir insan olduğunuzu. Özverili bir insanız. 8. Hangisini tercih ederdiniz? A. Artık hiçbir zaman internete erişiminiz olmaması. B. Yoksa B. Hayatınızda hiç uçağa binmemeyi mi? B'yi seçerim ben yani. Ya sikiyim uçağı. Uçak ne olacak? Uçak olsan olur olmasan olur. Açarım Flight Simulator amına koyayım. Keyfime bakarım. Buna da A dedik. Ay B dedik pardon. Uçak korkunuz varsa ne seçeceğiniz zaten belli. Ancak seyahat etmeyi çok seven biriyseniz çektiğiniz acıyı anlayabiliyoruz. Bu arada uçaktan çok araba yolculuğunu seviyorum. Araba tabii ama işte herhalde Amerika. İnterneti uçağın yerine seçmek çevreye çok önem verdiğiniz anlamına gelebilir. Ya da YouTube'daki videolarımızı izlemeyi gerçekten seviyorsunuzdur. Ayrıca internet sayesinde evinizden dışarı bir adım bile atmadan istediğiniz ülkeyi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi oraya canlı gitmek var ya. Hangisini tercih ederdiniz? A. Gerçek aşkı bulmayı mı? Yoksa B. 1 milyon dolar kazanmayı mı? B. A. B abi. A. B. Abi bir durdurur musun? A. 1 milyon doları para bulurum. Köpeği olmuşsunuz. Hepiniz para köpeği olmuşsunuz. 1 milyon doları bulurum. Ay 1 milyon doları kazanırım sonra gerçek aşkı da bulurum. Ama hayır bunu yaptın mı bu aşk maş kalmıyor. Ay öyle şey öyle olmaz şey baba öyle şey mi olur? Öyle bir şey yok. Gerçek aşkı da sonra buluruz zorunda mıyım? Gerçek aşkı bulduğun zaman da sürünüyorsun amına koyayım öyle bir şey. 1 milyon dolar aşkı getirir tamam öyle düşün. Hayır. Öyle aşkın amına koyayım ben. 1 milyon dolarla gelen aşk gerçek aşk değil. Ama 1 milyon doların da olsun gerçek aşk da olsun baba. İkisi de olsun ya. Ya ne alakası var Endless'la Allah Allah.
parayı seçmiş olmanız gerçek aşk gibi... Oğlum o gerçek aşkı buldun mu? O aşk uğruna 10 milyon dolar değil 100 milyon dolar kazanırsın be amına. Şeylere o kadar da inanmadığınızın bir... Adamı vezir eden de rezil eden de aşktır falan diyecek gaza gelip. Siz muhtemelen son derece pratik ve duygusuz birisiniz. Şerefsiz seni. 6. Hangisini tercih ederdiniz? A. Bir daha asla konuşamayacak olmayı mı? Yoksa B. Her zaman aklınıza gelen her şeyi söylemek zorunda kalmayı mı? Bunu bir daha asla konuşamayacak olmayı mı? Her zaman aklınıza gelen her şeyi söylemek zorunda kalmayı. B olsa yarra yerim ben ya. Ben de yerim. Ama konuşamayacak olmayı yayın da yapamam ki. Amına koyayım kimseyle iletişim kuramam. Yöntem bulunur abi. Not defteri çocuk gibi işte. Ya o... söyle hepsini ne olacak ki ama. Her şeyi ama her yerde. Her şeyi senin ben amına koyayım. Hani senin biriyle ben... mesela buluşuyorsun aklına anlık bir şey geliyor adam aklına tak. Yalarım seni falan diyor her şeyi söylüyorsun. Kimseyle konuşamazsın ki B'de ya. Konuşamazsın evet. İletişim kuramazsın yani. Vallahi ben bak arada kaldım. 5 saniyeyi or diye şunu A'yı bir seçtirsek var ya. Oh. Ama günahlanır. Kordi öyle de kafa sikti değil mi? Doğru konuşabildi. B çok sıkıntı. B diyenler bu arada harbiden sıkıntı arkadaşlar. A da çok zor ama B bence çok daha... Bu daha çok yıpratır insanı abi. İşte bankaya ya gidiyorsun. Ya da müthiş rahat olursun. Müthiş böyle var pamuk rahat gibi. Rahat olamazsın ya. Ne bileyim. Ya gerçi ya da bir süre sonra aslında aklına gelen şeyleri de yönetmeye başlarsın. Ama yok o bunu... Sen hep bir çözüm yolu arıyorsun. Öyle bir şey yok. Valla konuşamamak... Bilmiyorum ya. Vallahi bir cevap veremeyeceğim buna. Bir daha asla konuşamayacak olmayı mı? Her zaman aklınıza gelen her şeyi söylemek zorunda kalın. Oo bunu sevdim. Bu niye böyle bir şey yazmış buraya? Hani, oo. Yani. Tercih ettiğimizi söylüyoruz değil mi? Ya ben harbi içimden başından beri B geliyor amına koyayım. Ben A diyorum buna ya. Ama böyle sürekli konuşabildiğin zaman da bu şekilde konuştun mu da konuşmanın bir manası kalmıyor. Onu diyorum işte iletişim kuramazsın ki. Yani şu an yayında mesela şurada biri bir şey diyor. Ya ama hiç kimseye mi iyi bir şey düşünme hiç mi? Hayır, kötü bir şey düşünmekle alakalı değil. Her şey abi düşünün. Şurada biri bir şey diyor. Zaten mesela, söylüyoruz oğlum. Sürekli söyleyeceksin yani. Zormuş bu harbi. Zor vallahi hala net bir cevabım yok ama yalandan vereceğim. Pas geçelim soruyu. Bence geçmeyelim. Ya ben B diyorum ya. Ben de A dedim. Tamam. Bunu sevdim. Lanet olası. Konuşamamak sessiz söylüyorum. Ama her zaman ne düşündüğünüzü söylemekten daha mı kötüdür? Hiç her zaman düşündüğünüz her şeyi söylemek iyi bir şey değildir. Değil abi ya. Bunu artık böyle birilerinin kafasına sokasım geliyor. Bir şeyleri söyleyebilmek dürüstlük anlamına gelmez abi. Hep arkasını düşüneceksin, hep çaprazını düşüneceksin, önünün arkasını lazım. Düşünmeden konuşmak patavatsızlık, bencillik, gerizekalılıktır amına koyayım. Bu kadar basit benim düşünceme göre. O yüzden hani dürüstlük falan değil o ya. Kız arkadaşınız size iyi görünüp görünmediğini soruyor ve... Yarrağım diyor. Anladın mı? Direkt yalan aklından evet geçecek diyemiyorsunuz. Bunun sonucunu düşünebiliyor musunuz? Belki de söz gümüşse sükut altındır ya da bitcoin'dir. 5. Hangisini tercih ederdiniz? A. Fotoğrafik bir hafızaya sahip olmayı mı yoksa B. istediğiniz her şeyi unutabilmeyi mi? Bende B var zaten. Vallahi B. Ben A diyorum. Ben A diyorum çünkü şu an hani böyle çok aşırı unutmak isteyeceğim şeyler yaşamadım. Allah da yaşatmasın. Amin. A derim ya. Ben B derim. Fotoğrafik hafıza da güzel. Her anı güzel. Hatırlayabiliyorsun güzel. İstediğin her şeyi. Tamam ben unutamamak bazı şeyleri aşk anlamında söylemiyorum. Herhangi bir şey için yıpratıcı bir şey ya. Ben kesin B'yi yani. Gönül rızası da B diyorum. Ama bu da güzel yani. Not alıyor mu lan acaba moderatörler? Alıyorlar da. Fotoğrafik hafızaya sahip olmak her şeyi çok kolayca öğrenebileceğiniz anlamına gelir. Ama biliyorsunuz bu durum bir kabusa alıyorlar. Da dönüşebilir. Mesela insanların normalde unuttuğu her türlü kötü şeyi hatırlarsınız. Şu an istediğiniz herhangi bir şeyi herhangi bir zamanda unutmak oldukça cazip geliyor. O da güzel ama. Ancak fotoğrafik hafızayı seçmek sizin güçlü bir insan olduğunuzu da gösterir. Biz güçsüz çıktık amına. Hangisini tercih ederdiniz? A. Sevdiğiniz kişiyi bir daha asla öpmemeyi mi yoksa en sevdiğiniz yemeği hiç yememeyi mi? Baba ben yapışırım hiç umurumda olmaz. En sevdiğim yemeği vereyim amına koyayım. B. A.
Abi yemek şimdi biri hayatta kalmaz. Oğlum bütün yemeği değil, en sevdiğin yemeği amına koyayım ya. En sevdiğin işte abi, en sevdiğin. En sevdiğin yemeği, yemeği ver. En sevdiğin kişiyi niye öpemiyorsun ömür boyunca ya? B amına koyayım. Yaz A yaz Mert. Sevgilinizi bir daha hiç öpmemeyi seçmeniz muhtemelen yalnız olmayı tercih ettiğiniz anlamına gelir. Ancak B şıkkını seçtiyseniz siz yemek yemeyi gerçekten seven biri olmalısınız. Ha? Yemek yemeyi seviyorum baba ya. Oğlum sen A'yı seçtin amına koyayım. Hayır A'yı seç. Bak söyle. Ben en sevdiğiniz yemeği hiç yememeyi. Tamam ben yemeği. Ha sen B'yi seçtiysen yemek seviyeyi yemek yemeği gibi. Seçtiyseniz siz yemek yemeyi gerçekten seven biri olmalısınız. Eyvallah reis. 3. Hangisini tercih ederdiniz? A. Dünyada mutlu bir hayat yaşayan tek kişi olmayı mı? Yoksa B. Dünyada mutsuz bir hayat yaşayan tek kişi olmayı mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Bu nasıl şerefsiz? Çok edebiyat, bir edebi bir şey yani. Edebiyat yapma, boş yapma diyebilirsiniz ama etrafındaki kişiler ne kadar mutsuzsa sen de o kadar mutsuz olursun. Ama her türlü bu sistemde mutlu oluyorsun. B'de mutlu olursun. Bak dünyada mutsuz bir hayat yaşayan tek kişi olmak. Dünyada mutlu bir hayat yaşayan tek kişi olmak. Ben o yüzden B diyorum. Ben de B diyorum. A'yı seçersen burada amına koyayım sen mutluluktan coşarsın ama herkes yanında böyle. Herkes ağlıyor şey yapıyor sen güleceksin. Sikim imkansız çekilmez. Yani. Mutsuz olurum milletin mutluluğuyla mutlu olurum daha iyi amına koyayım. B'de mutlu lan. Olursun bu arada. B. Çevre çok önemli arkadaşlar. Harbi çok önemli. Şimdi bunu biraz düşünün. Çünkü bu da çok zor bir soru. Sadece mutsuz insanların olduğu... Biz testte niye sürekli çile çekiyoruz amına koyayım? Bu bir dünyada siz gerçekten mutlu olabilir misiniz? Hah? Arkadaşlarınızın, ailenizin, siz şanslı kişi hariç herkesin zorluklar yaşadığını düşünebiliyor musunuz? 2. Hangisini tercih eder? A'yı seçip neşe de saçarsın ne alaka? Bak, ya bir, yere git lan. Bir insana saçarsın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaçına saçacaksın? Geldiniz. Düşünse dursun abi. Şu an yayındasın mesela Tıkan abi sırıtıyor tamam mı? Siz burada full toksiksiniz. Full. Zaten öyle çoğu zaten. Yaşamın mümkün olduğu bir gezegeni keşfeden ilk kişi olmayı mı? Yoksa B. Ölümcül bir hastalığı tedavi eden ilacın mucidi olmayı mı? B. B çok iyi abi. Hem para olarak iyi hem Ertuğrul, şey gurur. Bir de anlık yaşayan ya. Gelecektekinden bana ne amına. B çok iyi. İkisi de insanlık için çok önemli. Ancak bir hastalığa tedavi etmek şu anda birçok insanı kurtarabileceğiniz anlamına geliyorken bir gezegeni keşfetmek teknolojide büyük bir sıçrama olması demektir. Ancak bu yalnızca uzun vadede mümkün olabilir. Yani muhtemelen o gezegende şahsen bulunma şansınız zaten olmayacaktır. 1. Hangisini tercih ederdiniz? Son soru. Fakir ama insanlara yardım edebilen biri olmayı mı? Yoksa B. Başkalarının ahını alarak sadece zengin olmayı mı? Arkadaşlar ah almak çok evet, sıkıntı abi. Bir şey. B harbiden tüylerimi diken diken yaptı amına koyayım. A. Bak nasıl B yazanları görüyorum. Başkalarının ahını ala ala. Açık zengin amına koyayım. Amına koyayım. Ne yapacaksın lan? Ahını at amına koyayım. A şıkkını seçtiyseniz siz başkalarını kendinizden daha fazla önemseyen birisinizdir. Ya baba yayındalar diye böyle yapıyorlar ya. Of. Kesin para tipler biliyorsunuz ya. Ya şovlara gel ya. Başkalarını alarak para kazanacaksın ya. Yayındasın ya. Bu arada harbi ah alarak mutlu bir hayat yaşanmaz. Dediğin kadar zengin. A şıkkını seçen kişinin hemen hemen tam tersi biri olduğunuzu gösterir. Evet şimdi. Aramızda birkaç fark var. Onları not etmişler. Tamam. Şimdi sonuçlara bakmanın zamanı geldi. Sürpriz! Bu sizin ne kadar bencil biri olduğunuzu ölçen bir testti. A şıkkını 1 ila 3 kere seçtiyseniz siz oldukça bencil bir insansınız. Değiliz. Değiliz. Sen 4 kere A demişsin, ben 6 kere A demişim. Tamam. Çok az insan sizin olduğunuz bir ekipte çalışmak ister. Ancak bu yine de o kadar kötü olmayabilir. Sonuçta bu sadece tam olarak istediğiniz şeyi elde etmek için savaşmayı tercih ettiğiniz. Dur hayır, sen 6 kere A demişsin. Ne? Pardon. Sen 6 kere A demişsin. Ben tamam. 6 defa A demişim. Mert 4 kere A demiş. 4 defa. Fakat oraya ulaşmak için gerçekten de diğer insanları ezer miydiniz? A şıkkını 4 ila 6 kere seçmiş olmanız sizin orta derecede bencil biri olmanız. Tamam ikimiz de aynıyız ya tamam. Hadi lan sen orta bencilsin. Ben 6 A'ymışım. 6 A benmişim. Nasıl ya? Seni korudum abi. Ne alakası var ya? Seni korudum abi. Ne alaka amına koyayım hep ben işte bencil bir insan değilim. Bomboş test yapmış amına koyayım. Yani siz aynıyız zaten ya. Ne de çok oğlum baktığın zaman
Yemek yemek yerine manitayı öptük. İnsanları tedavi ettik. Orta benciliz işte biz. Bunun bencil olmayan versiyonunu da götümüze pamuk mu sokacağız amına koyayım? Ne yapalım daha zaten ya? Bu ideali bu. Olması gerektiği kadar bencilsiniz. İdeali bu yani. Ya adamsın lan, özür dilerim. Hemen hemen çoğu insan bu kategoriye girer. Siz sadece gerektiği zaman bencil olan birisiniz. Bak bu bence olmalı bu arada. Tabii biraz bencillik de biraz lazım. Bencillik serpeceksin amına koyayım, yoksa sikerler seni. Sizin ne çıktı? Ortalama 5-6 mı? Az bencil çıktı. Bu saatten sonra kimse 7 demez abi zaten. Herkes, aynen abi. Az önce gördüm ben orada para, para diyenleri. 7 çıktı, 10 aç. 10 a ne lan? 10 a. Gözü kapalı sallamış. Evet, ilk test. Teste kaç puan veriyorsun? 6. 10 üzerinden. 10 üzerinden 5.5. 5, 6.